Merhaba arkadaşlar, FIFA 23 oyuncu kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Kaan kariyerinde yavaş yavaş sona geliyoruz. Kaan şu anda Barcelona'da en iyi sezonunu geçiriyor. Hatta galiba kariyerin en iyi sezonu olacak bir sezon ki hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyoruz. Şu anda ligde açık ara zaten lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'i ilk turda mağlup etmeyi başardık. Çeyrek final eşleşmesinde revanş maçında da yendikten sonra bugün yarı final rakibimizi öğreneceğiz. Hatta bugün büyük ihtimal yarı finali bile atlayacağız. Ardından da finali son bölüme saklamayı düşünüyorum. Yani aslında bu bölüm sondan bir önceki bölüm. Bu hikayenin yavaş yavaş dediğim gibi artık sonuna geliyoruz. Yorumlara bu arada yeni kariyerde hangi pozisyonda, hangi mevkide oynamamı istediğinizi yazarsanız çok çok sevinirim. Yine videoyu izledikten sonra beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmazsanız teşekkür ederim. Şu anda dediğim gibi ligde 30 puana bir yakın fark var. Yani 29 puanlık bir fark var. Hemen şöyle aktivitelerimize bakalım. Kendine pay çıkar, mütevazi ol. Takım ruhunu övelim. Abi yatırımda hala ne var ya? Ha, 5 milyonluk bir yatırım yapmışız, 6 milyon getirisi olmuş. Güzel para. Sıradaki maçımız kimle? Mallorca ile Mallorca 16. sırada. Tabii ki de bu maçı simüle ederek geçeceğiz. Zaten 30 puan fark var yani bunu. Acaba bu bölüm son bölüm olur mu ya? Böyle dandik maçları zaten 30 puan fark koymuşuz. Simüle etsem, Şampiyonlar Ligi'ni vesaire oynasak bu bölüm son bölüm olabilir. Fikrimi değiştirdim şu anda. Çünkü yeni kariyere acil bir şekilde geçmek istiyorum. İtalyan bir ön libero benim aklımda şu anda en öne çıkan fikir, kariyer daha doğrusu. Ama siz de yazarsanız sevinirim hangi kariyeri görmek istersiniz. Hangi pozisyonu bir bolcu izlemek istersiniz. Yani stoper ve ön libero gibi düşünüyorum ben ama %90-%80 benim içimden geçen ön libero kariyeri. Ben bu maçı simüle ediyorum. Bayern Münih maçıyla güzel bir başlangıç yapalım. 3-2 yeniliyoruz abi, bak diyorum yani 30 puan farkla yatsanız bu oyunda lütfen simüle etmeyin. Bozuk ya, bu oyunun simülasyon mantığı bozuk yani. Bir de rebootlar yapacağız biz şimdi. Yani onları bunlarla nasıl yapacağız acaba? 30 puan fark koymuş. Hayvan gibi iyi takım gidiyor. Lig 16.sında yeniliyor Mallorca'ya. Evet, geldik Bayern Münih maçına. Barcelona iç sahada karşılaşacak Bayern Münih ile. Az buçuk bir yorgunluğumuz var ama sıkıntı değil. Hemen maça geçelim. Bayern Münih sonrası bakalım yarı finalde hangi takımla eşleşeceğiz. Yine dediğim gibi bugün belki de Şampiyonlar Ligi odaklı ilerleyip hatta finali bile görebiliriz. Bugün bu kariyeri sonlandırabiliriz. Kaan şu anda hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı konumunda. Biz bu kariyere kanat olarak başladık bu arada bildiğiniz üzere. Sonradan forvete evrildik. 90 dakikaya Bayern Münih başlıyor. Rövanş maçında bakalım turlayan taraf hangi takım olacak? Şimdi Pellegrini ile geliyor Bayern Münih. Puado'ya çevirdi. Pellegrini vurdu. Donnarumma çıkardı. Timber uzaklaştırdı. Gakpo indirdi. Kaan da yukarı bıraktı Jankovic'e. Jankovic'ten istedik. Gelir mi, geldi. Kaan çekti. Güzel döndü. Kaan ceza sahası içine girmeden vuruşunu yaptı. Kötü bir vuruş. Aslında fena bir vuruş değildi ama etkisizdi. Kamara uzaklardan vurdu. Yara yaraya girdi. Pellegrini Rıdvan'a oynadı. Rıdvan nerede oynuyor oğlum Bayern Münih'te? Orta saha mı oynuyor? Sağ bek mi oynuyor? Nerede oynuyor bu? Sağ bekte hakimi var. Oo, içerisi bomboş. Velasco pasını vermedi. Velasco şutunu çekti Donnarumma. İçeride bomboşlu takım arkadaşı. Biraz bencillik yaptı. Donnarumma'dan istedim. Gelir mi? Geldi. Omuz koyarım ben ona ya. Kim o Velasco? Yok Danner, sen yetişemezsin bana. Bir dakika uzatma eklendi. Kaan'ın en sevdiği toplar bunlar. Kaan gitti. Çaprazdan vuruşunu yaptı. 1-0 oldu. Kaan attı. 1-0 oldu. Barcelona Bayern Münih karşısında öne geçiyor. İlk yarını sonucunu belirleyen de gol oldu bu büyük ihtimal. Hakem hemen bitirecek. 45'te attık ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Yine takım hiçbir şey yapmadı. Biz çıktık, golümüzü attık. Diğer başlara Dortmund'la Liverpool arasında beraberlik var şu anda. İkinci yarıya başlayan taraf Kaan ile Barcelona oldu. Kaan sol tarafa bıraktı Mendes'e. Aradan gelir mi, geldi. Jankovic'den biraz tırt bir pas. Kaan hop çalım denemesi. Bizde de hiç çalım yeteneği yok ki ya. Gel Fatih bana, gel bana. Aldık Fatih'den. Ben buradan vururum. Açı bulursam vuracağım, bulamadım. Yukarı oynadım. Timber'a, Timber Rıdvan'a kaptırdı. Rıdvan sol bek oynuyormuş. Yani senin ne işin vardı o zaman sağ kanatta? Yarım saat sağda oynadı herif. Pellegrini Velasco oynadı. Velasco Fabian'a, Fabian Puado'ya. Velasco vurdu Donnarumma. Gole yaklaştı Bayern Münih. Ama başarılı olamadı bu vuruş. Kaan da takımına, savunmasına yardım etmeye geldi. Ya hala daha iyi zamanlama diyor. Fabian'da kaldı top. Jankovic soktu aldı. Ama ne yapıyorsun abi? Aman indirirsin sen onu. Aha Torres indirdi Kaan'a. Dur çık bakayım buradan hakimi. Bir git hakimi. Hakimi. Sıyrılamıyoruz, verdim. Lan oğlum Fatih buraya geliyordun ya. Bize de fake attı Fatih. Velasco sağ kanattan bindiriyor şimdi. Velasco içeri çevirecek. Mendes araya girdi ama hakimi de kaldı.
Hakimi tekrar Velasco oynadı. Velasco bu biraz değişik bir adama benziyor ha. Odegaard'ı gördü. Deketeler aldı. Deketeler durdurdu topu, döndü vurdu Donnarumma. Bayern Münih ne garip takım kurmuş ya. Bu arada 90 dakikaya 1 dakika uzatma eklendi oynanmayan süre olarak. Büyük ihtimal bu atak sonunda da maç sona erecek. Şöyle ben şurada isteyeyim. Ben o topu alır giderim ama hoca oynatmayacak. Barcelona Bayern Münih çeyrek finalde toplamda 4-1'lik skorla geçmeyi başarıyor. Bu maçta da tek gol benden geldi. Bakalım yarı finalde kimle eşleşeceğiz. Evet, neyi yapamadık da Xavi yine bize eksi 5 verdi. Hemen bakıyorum. 8.5 rating yapamamışız. Xavi'den de kurtulacağız umarız. Şöyle bir bakayım hemen. Toplamda Dortmund geçmiş çeyrek finalde. Biz geçtik. Villarreal geçmiş ve Juventus geçmiş. Allah Allah. Villarreal cidden, Villarreal Leeds çok garip ikili ya. Biz kimle eşleşeceğiz acaba? Ooo, El Clasico geldi. Gel bakayım El Clasico. Siz zaten kaçıncısınız? Hemen bakalım şöyle. 5. sırada Real Madrid 52 puanı var. Oğlum ezeli rekabet filan burada bitmiş ya. Yalnız ben çok yorgunum. Bu şekilde gidersek ben Şampiyonlar Ligi'nde çok bir şey yapamayacağım. Beni geçtim, takım da çok yorgun. Yani El Clasico neyse, ben böyle bir ilk yarı, ilk 45 dakikada bir şeyler atarsam çıkarım ama sonraki maçlarda ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ya El Clasico dediğim neyse derken 30 puan fark var ya, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum yani. Evet, El Clasico Real Madrid başlıyor. Olmo'nun vuruşuyla. Ferran kaptı, Kaan'a gönderdi. Benim arkamda kim var öyle, Rodrigo mu ya? Vallahi Rodrigo. Hadi lan gel bakayım hangimiz daha hızlıyız. Kaan. Rodrigo'yu taktı, peşine gitti. Kaan. İçeri girdi. Çevirdi ayağının ucuyla. Courtois inanılmaz. Yani ayağının ucuyla bir pikselle geçiremedik topu. Oo, şimdi Reyna aldı. Ve bizim savunma yer onu ya. Reyna uzaklardan vurdu. Top yandan avut. Karşılıklı tehlikeli ataklar izledik ardı ardına. Önce Barcelona, ardından Real Madrid. Şimdi Barcelona atağa çıkacak. Şöyle gelir mi? Oğlum istiyoruz istiyoruz, atmıyorsun. Donnarumma Allah bildiği gibi yapsın seni ya. Mendes hemen oynadı bana ama önüm biraz kapalı. Böyle çaprazına bir koşu var. Ferran'ı gönderdik, ortaya bıraktı. Jankovic vurdu, Courtois. Çok iyi bir kurtarış daha Courtois'dan. Ön direkt mazimize devam edelim kaldığımız yerden. Ama çok ön direği açtın ya. Gakpo gelirsin bana aşağı. Geldin. Çekti Kaan, çekemedi. Ooo, yatırdık bir tanesini. Brandt geldi şimdi. Geri döndük. Harika pas Gakpo'ya. Gakpo abi arkasını dönüp gitse gol. Hala pas veriyor ya. Çıldıracağım oğlum, siz delirttiniz beni ya. Rodrigo sol tarafa oydu Hanchko'ya. Brandt aldı. Brandt bastı topa. Tekrar Hanchko. Hanchko mu Hensko mu? Bunu da tam bilmiyorum nasıl okunuyor. Topuk pası denemesi. Sanchez araya girdi. Bellingham'dan istedim, aldım topu. Bunlar sevdiğimiz pozisyonlar. Tomori bana hayatta yetişemez. İmkanı yok öyle bir şeyin ama... Aynen öyle de oldu. Kaan girdi. Çaprazdan vurdu. Direkten top ağlarda. El Clasico'da Barcelona 1-0 önde. Kaan taraftarlarına gidiyor. Şovunu yapıyor. İşte çaprazdan aldık. Tomori'yi ayakta uyuttuk. Sol ayağımızla köşeye nefis bir vuruş. Top direkten ağlarla buluştu. 32 maçta 34. golümüz aynı zamanda bu da. Bellingham tekrardan Kaan oynadı. Gakpo'ya bıraktım. Koşu var. Ferran'dan Kaan'ı oynadı. Kaan en yukarı denedi. Gider mi gitti? Mendes Kaan'ı bıraktı. Kaan'ın vuruşu Courtois. İkinci pozisyon. Torres yine Courtois. Kaan da kaldı mı? Kaldı. Kaan ne yapıyorsun? Kendini yanlış yöne yaptık çalımı. İlk yarı sona erdi bu arada. Kaan'ın tek golü, Barcelona'nın tek golü aynı zamanda. El Clasico'da güzel bir ilk yarı izledik. İki tarafta az buçuk yokladı kaleyi. Özellikle son dakikada üst üste kurtarışlar geldi Courtois'dan. İkinci yarıya başlayan taraf Barcelona. Kaan Gakpo'yu kaçıracak mı? Kaçırdı, offside yok. Devam. Gakpo gidiyor, geldik. Ortaya oyna ya da vur. Gakpo vurdu bir ikinci vuruş. Top ağlarda. Yine ittire kaktıra Gakpo'yu gole attırdık. Yemin ederim ben kare tuşuna basmasam, şut çek diye bağırmasam çekmeyecek abi adamlar. İşte Gakpo da çaprazdan girdi. Önce denedi, savunmadan sekti. Diğer pozisyonda kafayı vurdu. Top ağlarla buluşturdu. Gakpo'cum gel bana. Geldin. Ben de yukarı bıraktım. Harika bir atak. Sanchez bindir oğlum. Bindir. Ortayı istedik. Kaan'a geldi. Kaan'ın kafası Courtois. Oh be. Yalnız bu boyla inanılmaz yükseldik ha. Çok iyi de vurduk. Aa, Fatih geldi. Kankim benim ya. Bayağıdır da kesik yedi garibim. Öndüre yatıyorsunuz ama ona da vuramam ya. O kadar da değil. Gir araya. Güzel. Allah. Vurur muyum? Vururum. Kaan'ın vuruşu Courtois. Bu da çok uzun ya. Bu yemez, o kadar da değil. Güzel indirdi. Kaan. Fatih'in koşu yoluna gönderdi. Güzel bir pas. Fatih bekletmeden vurdu. İçeri çevir Fatih'i.
Hansko, Hansko araya girdi, korner. Bak şimdi şöyle dışarı bekleyip buraya bir orta alsam oluyor mu? Şöyle gelişine de power shot'u gö... Oy, Kurtua. Kurtua bugün neler çıkartıyor ya. Bekle bekle. Bunu biz ters ayakla da yaparız bence. Hop istedim. Kaan. Vuruşunu yaptı. Rovella. Tamam bu sefer denemeyeceğim. Bu sefer usul usul ön direğime gidiyorum. Bu sefer rovaşatamızı atalım. İçeri çevirdik. Colombo uzaklaştırdı. Yine istedim topu. Biraz bencil kariyere dön diyeceğim. Niye istiyorsun ki orada? Zaten yorgunuz. Bu arada bizim yorgunluğu bak biz unuttuk. Neyse El Clasico'da oynayalım da bunu şeyde Sevilla maçında dinlendireceğim. Vinicius Junior Reyna paslaşması. Hansko'ya çıktı. Hansko sol kanatta. Bir daha denedi. Vinicius içeri çevirecek. Sanchez'den seken top. Rodrigo. Rodrigo düzeltmeye çalışıyor. Rodrigo'dan müthiş bir çalım. Rodrigo. Harika bir gol attı Rodrigo. Oğlum o çalım bug mıydı bilerek mi atıldı bilmiyorum ama şunu bir daha izleyelim. Rodrigo burada ya bayağı topu düzeltmiş ya bilinçli yani çarpa çırpa gitmemiş. Rodrigo ile farkı 1'e indirdi Real Madrid. 10 dakika var daha önümüzde. Ferran Kaan oynadı. Kaan rakiplerinden sıyrıldı. Kaan ceza sahasına da girdi. Açıyı buldu. Vuruşunu yaptı as farkla. Yapma be çok temizdi ya. Bu arada iyi ki de çıkmamışız yani böyle çıkalım edelim diyorduk da bu maçın ne olacağı hiç belli değil. Rodrigo içeri çevirdi. Savunma alamadı. Oğul mu vurdu Donnarumma? Bugün hem Donnarumma hem de Courtois inanılmaz kurtarışlar yapıyor gerçekten de. Ama böyle de zevkli oluyor ya. İzlemesi daha keyifli yani. Her vurduğu girecekse de. Højbjerg kafayı vurdu. Reyna bir vuruş Donnarumma. Bu arada Courtois da geldi ama daha çok erken. Yani bu topu ben alırsam vurur giderim. Ki öyle de olacak Odriozola. Kaan oynadı. Kaan gidiyor. Kaan rakibinden sıyrıldı. Oğlum biraz yoruldum ama dur bakayım. Kaan. Kaan. Şutunu çekti. Git 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 git. Top ağlarda. 3-1 oldu. Maçı bitiren, fişi çeken golü attı. Hem koşturdu hem çalımını attı. Golünü de attı Kaan. Bak bak Kurtuğa eşek gibi koşturduk öyle adamlara. Kaan vuruşunu yaptı. Düzgün bir vuruş. Sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Hoca bitir bitir. 3-1 oldu. Oha bitirmedi. Bu maçtaki ikinci golümüzdü. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. El Clasico'da gülen taraf Barcelona oldu 3-1'lik skorla. Bu sefer neyi becerememişiz? Ya kiperi sahada 10 pas yapmamışız. Ya 10 pas yapmadan 2 gol attık abi sen ne anlatıyorsun bana ya? Evet puan durumunda ne oldu durum? Hala aynı. Bir sonraki maç Sevilla ile. Bu maçın yarısını oynayabilirim. Aa bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmişiz. Şöyle bir bakalım Sevilla'ya. Bu maça şeyde çıkacağım yani yarıda filan. Çıkmayı düşünüyorum. Juventus maçına daha zinde olmamız lazım. O maç daha önemli tabii ki de. Sevilla'da maça başlayan taraf Dams 90 dakikayı başlatan vuruşu yaptı. Beyler bu maçı da seri seri bitirip Juventus maçına bakalım. Sıkıntısız geçelim. Sanchez İlyas'a oynadı. Bak herkesi dinlendiriyorsun beni dinlendirmiyorsun. İlyas'tan istedik. Önümüze doğru atar mı? Ben alırım onu. Alır mıyım? Alamadım. Fofana araya girdi. Mbeumo'nun pası Dams'e doğru. Kaleci Donnarumma çıktı aldı. Sanchez Kaan'a. Kaan Gakpo'ya. Gakpo da İlyas'a. İlyas da bana bırakır mı bıraktı. Kaan da içeri çevirdi Gakpo'ya. Son anda Lewis. Bu arada offside bayrağı da kalkmış ama hakem devam dedi. Şimdi Gakpo pasını verdi. Mendes'e Kaan. Mendes offside'da. Dams ile geliyor Sevilla. Dams vurdu top ağlarda. Sevilla 1-0 öne geçiyor Barcelona karşısında. Bir anda savunmanın arkasında topla buluştu. Çalımını attı. Düzgün bir vuruş ve top ağlarla buluştu. Ve daha bu maç böyleyse bak Juve maçında sıkıntı yaşarız. Biraz kendimize gelmemiz lazım. El Clasico da öyle attık 3 tane ama çok da kolay maç değildi yani. Bellingham Kaan oynadı. Kaan arkadan gelen var rakibi ama hiç iplemedi. Kaan içeri çevirdi gol. Top ağlarda Gakpo. Kaan içeri çevirdi. Gakpo top ağlarla buluşturdu. İşte Kaan sağ kanattan girdi içeriye. İçeri çevirdi. Gakpo boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 1-1 oldu durum. 31. dakikada eşitliği yakaladık. De La Vega'dan şimdi bir ara topu. Neuhaus vurdu Donnarumma çıkardı. Kornere çeldi. De La Vega açtı ortayı. Penaltı noktasına doğru bir kafa. Donnarumma topun sahibi oldu. Aynı zamanda ilk yarının da son düdüğü geldi. İlk yarıda bir birlik beraberlik var. Sevilla Barcelona arasında. Yani şu anda Sevilla biraz daha üstün gibi. İkinci yarıya başlayan taraf Barcelona oldu. Juventus maçı öncesi ligde kayıba gerek yok. Moral bozmayalım. Ya bu arada 1-1 olduğu için çıkamıyorum ama Juventus maçına şeyde oynamak istemiyorum yorgun argın. O yüzden hemen bir gol atmamız lazım.
ki ben çıkayım. Juventus maçına zinde başlayayım. Ama ne olursa olsun 60. dakikada falan çıkaracağım ben kendimi. Şimdi Dimes'ten sol tarafa Dele Vega ceza sahası içine girdi, dışarı çıktı. Dimes pasını verdi. Mbeumo Donnarumma parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Paslaşarak kullandılar korneri. Dele Vega. Karşısında Kaan var. Dışarı oynadı Oscar'a. Oscar'dan bir vuruş Donnarumma. Donnarumma cidden çok farklı bir seviyeye geldi. İnanılmaz maçlar çıkartıyor. Bir kafa vuruşu Mendes çizgiden çıkardı. İlyas Kaan'ı gördü. Kaan aradan bıraktı. Bellingham'a düzeltiyorum. Bellingham. Kaan istedi. Bellingham içeri çevirdi. Benitez. Abi vallahi kusura bakmayın ama bu maçta ben değişikliğimi isteyeceğim. Yapacak bir şey yok. Aha bana gelir mi geldi Kaan. Vuruşunu yaptı ayağın dışıyla Benitez. Çok zayıf bir vuruş geldi. Bir daha indirir miyiz? İndirdik. Jankovic indirdi Kaan'a. Kaan gidiyor. Yukarı bıraktı. Gakpo'ya tekrardan istedi. Geldi. Kaan'ın vuruşu savunma. Ah be. Kaan da bu korneriyle birlikte oyundan çıkan isim oldu. Yerimize Ansu Fati girdi. Maçın geri kalanını da simüle edelim. Ben mağlubiyet yazıyorum. Tabii ki de mağlup oluyoruz. Sevilla 2-1 yeniyor Barcelona'yı. Oo, yedeğe koydu bizi. Bak hoca cidden hiç dinlemem. Antrenmana da çıkmam diyeceğim ama Tenerife maçı ne ya? Tenerife geç abi bu maçı. Bizim daha mühim maçımız var. 59'da sokuyor. Yani kupayı da alalım ya. Hadi bu maçı da oynayalım. Bir yarım saat bir gol atar çıkarız. Yani kendimi çok yormayacağım. Juventus maçı varken hazır. Hiç bunlara gerek yok. Gerçi çok da zinde değilim yani. Niye oynadık ki biz bu maçta? Niye oynatıldık daha doğrusu? Ansu Fati Kaan'ı oynadı. Bellingham'ı kaçıracağız. Hayır, Fatih'e döndüm. Fatih'den Bellingham'a çok güzel pas. Sen de ortaya çek. Bellingham vurdu. Direkten döndü. Dönen top Torres vurdu top ağlarda. Ferran Torres durumu 2-0 yaptı Tenerife karşısında. Kaan indirdi. Jankovic'e. Jankovic'in pası Højbjerg. Kaan sol tarafa oynadı. Ferran Torres'e. Højbjerg Kaan oynadı. Kaan ceza sahası dışından mükemmel bir gol. Kaan 3-0 oldu. Topu aldı, düzeltti. Kaleyi gördü, mükemmel bir şut çıkardı. Oğlum biz niye Real'in stadında oynuyoruz bu maçı? Bu kupa finali miydi lan? Kupa finali olmasa gerek. Neyse biz golün güzelliğine bakalım. Kaan'dan harika bir vuruş. Of, zımba gibi takmışız. Evet, durumu 3-0 yaptık. Bakalım daha gol atacak mıyız, atabilecek miyiz? Kaan aldı. Verdi pasını Bellingham'a. Vur oğlum. Vurdu top ağlarda. 4-0 oldu. Barcelona farkı açıyor gitgide. Ya bir şey diyeceğim de. Ya da çıkmayalım ya. O da çok ayıp olur yani. Girdim, attım, attırdım. Maçtan çıktım olmasın şimdi. Ama ben Juventus maçına umarım yorgun başlamam. Yusuf ile geliyor Tenerife. Yusuf içeri çevirdi. Kovacevic döndü, vurdu Donnarumma. Hemen çıkalım abi. Ferran Kaan oynadı. Kaan aradan bıraktı Fatih'e, mükemmel bir pas. Fatih bak koşmuyorum bile. Sen attın mı golü? Atağın içine ettin ya. Korner tamam da yani. 90 dakikada son 5 dakika içindeyiz. Bu arada hoca bizi sağ kanada attı. Kaan sevdiği toplardan birini aldı. Oğlum daha şeyimiz var. Staminamız var ama bu yeni girenin de var. Çektik topu. Bir yardırır mıyız? Yardırdık. Ceza sahası içine girdik. Vuruşunu yaptı. Top ağlarda. 5-0 oldu. Kaan bugün damga vurdu resmen maça. Getirin oradan Tenerife'yi. Kaan şov yapacak. İşte iki kişinin arasından sıyrıldı. Yine uzak direğe bir vuruş. Ve top ağlarla buluşuyor. Yeray Kaan oynadı. Kaan döndü bastı. Niko'ya gönderdi. Niko'dan Fatih'e. Fatih vurdu. Oha. Üst direkten döndü top. O nasıl bir vuruş ya? Gel bana. Dur bakayım. Bir tane şık bir gol atar mıyız? O bunlar çok bastı bana. Hakem 90 dakikayı bitirdi. Bitiren düdüğü çaldı. Barcelona Tenerife'yi 5-0 mağlup etmeyi başarıyor. Çok rahat bir maç çıkardık. Maçın da adamı olduk. Bu da yine Xavi'ye. Yani klasik artık. Beni yedek bırakıyor. Ben girip maçı çeviriyorum. Sonra yeni kombiri alıyor. Yani artık anlaması lazım. Aa, bu arada final maçıymış bu. Bir şey diyeceğim. İspanya Kupası'nı kazandık kaşla göz arası. Ben hiç dikkat etmemiştim final olduğuna. Zaten şaşırdım yani. Niye Real Madrid stadında oynuyoruz diye. Ve geldik şimdi esas maça. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus ile eşleştik bildiğiniz üzere. Juventus ile ilk maç iç sahada. Umarım yorgun argın değilizdir. Yani az buçuk bir yorgun muyuz? Yok, gayet iyi kondisyonumuz, tamamdır. Juventus'a şöyle bir bakıyorum. Aga Sule oynuyor Juventus'ta be. Sağ açıkta. Bizde de Sunderland kariyerinde bildiğiniz üzere
sağ açığımız, yani daha doğrusu rotasyon oyuncumuz Süle. Umarım o da Şampiyonlar Ligi finali, yarı finali görür bir ara. Ya bu maç finalde Villarreal gelebilir bir taraftan. Diğer taraf kimdi unuttum ama bu maçı alırsak, daha doğrusu bu turu geçersek Şampiyonlar Ligi finalini vereceğimizi düşünmüyorum ben. Evet, yağmurlu bir No Camp maçından No Camp gününde karşınızdayız. Kaan'ın başlığın vuruşuyla 90 dakika başlıyor. Formalar biraz tırt olmuş. Eski siyah beyaz giyseymiş Juventus ama yapacak bir şey yok. Kaan rakiplerinin üzerine gitti. Çalımını attı. İçeri gir. Kaan girdi. Ortasını da açtı. Dalo. Jankovic Kaan oynadı. Kaan sol tarafa bıraktı. Mendes'e. Mendes Kaan oynadı. Kaan vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluşturdu. Orada bir an Jankovic'e niye pas vermedim diye kendime kızacaktım ama Kaan topu ağlarla buluşturdu. İlk aldığımda Jankovic bomboştu çünkü. Ama yine de atağı hiç etmedik. İşte burada pas verebilirdim ama çektim, düzelttim. Ve kaleciyi mağlup etmeyi başardık. 1-0 oldu durum. Yarı finalde Barcelona Juventus karşısında 1-0 önde. Ulan Süle'ye nazar değdi be. Burada da bu sakatlandı. Sunderland ile adı geçen herkes sakatlanıyor. Yemin ederim uğursuz olduk iyice ya. Bellingham Kaan'ı oynadı. Döndük sırtımızı. Kaleyi uzaklardan gördü. Kaan vurdu. Castells. Çok üstüne gitti ya. Biraz daha köşeye vursam. Güzel gitti bayağı top ama. Dediğim gibi çok üstüne gitti. İlk yarıda son düdük çaldı. Kaan'ın tek golüyle Barcelona 1-0 önde giriyor soyunma odasına, devre arasına. Ama maçta henüz öyle çok iç açıcı bir futbol izleyemedik. Yani son maçlarda dikkat ediyorum. Bizim takım topu karşı tarafa veriyor ve onların oynamasını izliyor yani. Ya biz topu alıp böyle pas yapa ata berbat ediyoruz. Ya da topları ona veriyoruz, kontra dinliyoruz. Ya bunun bir ortası yok. Çok garip bir futbol var şu an sahada. Hatta son maçlarda. Bu arada ikinci yarıya da Juventus başladı. Kaan aldı. Arkasında iki kişi var. Simakan var. Aradan gönderebilir miyim? Aha boşa çık, boşa çık. Jankovic, İlyas Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Sen cidden yani nasıl Barcelona'da forması giyebiliyorsun ben anlamıyorum. Ofsayt yok. Bırak. Var mı sende? Ne oluyor? İndirirsin onu İlyas. İndiremedi. İlyas bir şey yap be. Gel bana. Kaan aldı Gakpo'dan. Sağ kanadı bekliyor. Bindirmediler. Ortaya oynayacağım Bellingham'a. Bellingham'dan bir pas daha, ekstra pas. Kaan İlyas'tan aldı. Kaan'ın vuruşu Simakan. İlyas vuramadı. Araba araya girdi. Jankovic Kaan'a oynadı. Kaan bastı topa. Jankovic'e geri oynadı. İlyas vur oğlum Bellingham. Top ağlarda 2-0. Bellingham'ın golüyle 2-0 yapıyoruz durumu. La bu gole ihtiyacımız vardı. Kendi evimizde pek bir performans sergileyemedik. Çok iyi oldu bu gol. Yani orada işimiz zora girebilirdi. Zorlanabilirdik deplasmanda. Oh be İlyas da çıktı ya sonunda. Fatih gönder. Oğlum yerden atsana şu topu ya. Kaan aldı şimdi. Kaan rakiplerinden sıyrılacak. Sonra 1 dakika uzatma eklendi. O 1 dakika uzatmada sona erdi. Barcelona Juventus'u 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. Yarı finalde ilk ayak maçında. Bakalım ikinci maçta nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Bence zorlanacağız gibi. Bu maçta öyle rahat rahat yenemedik ama yani 2-0 yaptık yine bir şekilde. Bak yine yedeğe attı bizi ya. Oğlum maçın adamı ödülünü almışım. 8.1 ceza sahası. Pardon ya, ceza sahası dışından bir gol atamadığım için kusura bakma Xavi, yani rica ediyorum. Benim hatam tabii ki de. 2 antrenman yaptık yine. İlk 11'e girdik. Ama bu maçta 17. ile oynuyoruz. Eibar'ın 27 puanı var ya. Forvet'i Halil Dervişoğlu. Yani cidden çok merak ediyorum. Bu nasıl bir takım ya? Abi bana ne olur biri artık açıklasın bunu. Biri ne olur yorumlara yazsın. Abi desin ki ben bu bug'ı buldum. Bende de var abi. Takımın ne olursa olsun hani simülasyonda sapıtıyor desin. Ben ona göre oynayayım yani. Tamam hani her dakika her maçı yeneceğiz diye de bir kaide yok tabii ki de ama abi Eibar 26 puan toplamış, biz 87 mi 85 mi ne puan toplamışız yani, artık biraz da yenin ya. Bu kadar simülasyon bu kadar olmamalı ya. Evet, beraberliğimizi de aldık ligde. Geldik Juventus ile rövanş maçına. Bundan sonra da Atletico Madrid maçı var. İyi bari arda arda güzel maçlar oynayacağız. Çaba bizi yedeğe atmış da biz hemen bir formamızı geri alalım. Lan Çabi var ya, yani sana kalsa bu takım hiçbir şey kazanamazdı, neyse. Bizim takımda tabii yine bir yorgunluk var. Yani maçlar çok kısa aralarla oynanıyor. Atletico maçını da büyük ihtimal yani devre arasında çıkmaya göre oynayacağız gibi görünüyor. Onu tam bilmiyorum ama önceliğimiz şu maçı bir atlatabilmek. Finale gidebilmek. Şampiyonlar Ligi finaline gidebilmek. Yani son sezon olduğu için biraz da burukluk yok değil içimde. Son maçları bu Kaan'ın. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz? Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Juventus başladı maça. Kaan orada bir kaçan İlyas mı gördüm? Görsem atmazdım. İlyas oynuyormuş yine. Rakibe bakmaktan kendi takımımıza bakamadık.
Jankovic'den istedim. Jankovic geldi. Kaan Araujo'dan sıyrıldı. Pasını verdi ama faul öncesinde. Bu kim lan? Puyol mu oğlum hakem? Kaan aldı. Verdi pasını yukarıya. İlyas'a. Fatih. Kaan oynamadı. Jankovic. İlyas. İlyas çevirdi. Simakan'a çarpan top korner. Bak bu sefer yapacağız ya. Dışarı gel. Geldin. Kaan düzeltti. Vuruşunu yap. Oy! Gol be. Kaan'dan mükemmel bir gol. Kaç kilometreyle gitti o top? Biraz fazla bağırdım ama Kaan göğsüyle kontrol etti. 106 kilometre hızla vurmuş topa. Top ağları deldi neredeyse. Harika bir gol. Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü olabilir bu hatta. Yani genel olarak yılın golü bile olabilir bu ya. Chiesa içeri çevirdi. De Jong'a. De Jong dışarı oynadı. Vazquez. Merino sola bıraktı Chiesa'ya. Chiesa geri döndü. Vazquez'e. Vazquez. Timber oynadı. Timber hala top Timber'da. Gehter uzaklaştırdı. Şimdi Chiesa uzaklardan vurdu. Donnarumma kornere çeldi. Juventus De Jong ile korner atışını kullandı. Chiesa'ya oynadı. Chiesa çekti topu. Kaleye mi baktı? Chiesa vurdu Donnarumma. Bir korner daha. Merino ortaladı. Donnarumma çıktı aldı. Hızlı oyna Donnarumma. Aşağıdayım. Helal lan. İlk defa hızlı oynadı galiba. Donnarumma'dan aldık. Vallahi bak en sevdiğimiz toplar. Araujo var önümüzde. Şu aradan geçer miyim? Hop bir sıyrıldık geçtim. Kaan'ın vuruşu. Castells kornere çeldi. Bizde kaldı top Timber. Geldin bana. Kaan çekti. Verdi pasını Bellingham'a. Timber vurdu Castells. Chiesa ile geliyor Juventus. Sol kanatta. Chiesa. Arkasını verdi savunmaya. Timber. Gavi. Pasını verdi. Nuno Mendes araya girdi. Odriozola'dan istedim verdi. Ortaya döndüm Jankovic'e. Fatih gel araya. Ah be Fatih be. Ben istemeden atsan onu. İlk yarıda son dakika içerisindeyiz. Bu atak büyük ihtimal Juventus'un son hata olacak. İlk yarının son hata olacak. Chiesa biraz daha toplu oynarsa zaten bitirir gibi. Oo güzel pas Gavi ama offside. Aynı zamanda bu düdük ilk yarının da son düdüğü oldu. Kaan'ın mükemmel golüyle ilk yarıda Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü var. Artık yani kapıyı iyice araladık diyebilirim final için. İkinci yarıya başlayan taraf Barcelona oldu. Bakalım finalde hangi takımla oynayacağız, rakibimizi bekliyoruz. Bu sefer ben istemeyeceğim kornerde. Bakalım nereye atacak. Yine de bana attı. Abi ona bu kadarım ben. Bu kadar nasıl alayım o topu ya. Fatih'den aldık topu. Bizim ataklar da artık full kontraya döndü gibi ya. Geri oynadık Fatih'e. O da Kaan'a. Kaan ne yaptın? Neyse verdik İlyas'a bir şekilde. Jankovic Kaan'ı oynadı. Kaan omzu koyar mı? Koyamadı. Çalımını attı. Kaan vurdu. 2-0 oldu. Artık Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde finalde diyebiliriz rahatça. Kaan'ın golü sonucu belirleyen gol oldu. Ya sonucu derken tur için en azından. Daha hani önümüzde dakikalar var da. İşte pası aldık Jankovic'ten. Burada omzu koyduk. Topu çektim. Sol ayağımla vurdum. Ve golü attık. Jankovic Kaan oynadı. Kaan sağ tarafa İlyas'a bıraktı. Koşuya devam ediyor. Kaan aldı İlyas'tan. Hocam çekiyorlar görüyorsun değil mi? Kaan bastı topa İlyas. Bırakmam ki ben o topu. İlyas'a oynadık. İlyas topuk gelir mi gelmedi. İçeri çevirdi. Kaan'da kaldı top. Kaan çalımını attı vurdu. Hat-trick. 5 oldu toplamda. Kaan'ın bu maçtaki 3. golü hat-trick'ini tamamlıyor. Toplamda dediğim gibi skor 5-0 oldu. Ceza sahası içinde kendinden çok emin işte. Topla adeta dans ediyor Kaan. Sağa çektik, sola çektik. Vuruşumuzu yaptık. Topu ağlarla buluşturduk. Højbjerg Kaan'ı oynadı. Kaan yine gidiyor. 4. golünü mü atacak? Orta açtı bu sefer arka direğe doğru bir kafa. Simakan araya girdi. Fatih gel oğlum. Aa vallahi aldık Fatih'den. Fatih sana oynayacağım geri. Aldın sen o topu. Ortaya gidiyoruz bekle. Abi Kaan öldü ama ya. Gel ortaya. Ne yaptın Fatih ya? Neyse 2 dakika uzatma eklendi. En azından top bizde. Mendes Kaan oynadı. Kaan çekti topu. Ayağından biraz fazla açtı. Ama hala bizde top. Mendes Kaan oynadı. Kaan... Hayır oraya değil. Tamam dur bekle bitirme. Yine indirdik ama hakem 90 dakikayı bitirdi. Kaan bu maçta hat-trick yapıyor ve toplamda Barcelona Juventus'u 5-0'lık skorla elemeyi başarıyor ve Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırıyor. Valla bu maç ilk maça göre daha kolay bir maç oldu bu arada bence. İlk maç biraz zorlanmıştık ama bu maç çok rahattık. Gayet iyi oynadık. Diğer tarafta oynanan maçta ise ilk maçta Villarreal'in 1-0'lık üstünlüğü varmış.
Yani buradan Dortmund, gerçi Villarreal de gelebilir ya. İkisi de olur. İkisi de bence bize göre daha düşük bir takımdır diye tahmin ediyorum. Ama Villarreal buralara kadar geldiyse çok fazla transfer de yapmış olabilir. Lige bakıyorum 6. sıradalar. Bilmiyorum yani, garip bir durum var şu anda. Bu arada bu sezonu bitirsem bile, yani bir sonraki video final olacağını söylemiştim bir sonraki videonun. O videoda sezon bitince bir sonraki sezon tabii Ballon d'Or alabildik mi diye bakmak istiyorum. O yüzden oraları simüle edeceğim. Ballon d'Or alıp almadığımızda da bakarız ve yine bir arkadaşımız güzel bir fikir vermişti. Abi demişti, Kaan'ın hani her sezon simüle ederek sezon sonunu gösterir misin bize diye. Emekli olana kadar belki onu da yaparız. Ve geldik Atletico Madrid maçına. Atletico Madrid 4. sırada. Bizim şampiyonluğu duyurabilmemiz için, yani garanti oğlum ya, 4 maç kaldı. Biz şampiyon olduk zaten. Hatta bayağı oldu olalı da. Hani bir kupa seremonisi falan oldu da biz mi kaçırdık diye dedim, ama herhalde son maçta veriyorlar ne olursa olsun. Bu maç çok yorgunuz ama elimizden geleni yapacağız. Yine duruma göre, gidişata göre bir değişiklik yapabiliriz. Ligin artık sonlarına doğru geliyoruz. Şampiyonluğunu duyurmuş bir Barcelona var. Rakibi 4. sıradaki Atletico Madrid. Formalar biraz karışmıyor gerçi. Kırmızıya beyaz bayağı. 90 dakikaya başlayan taraf rakibimiz oldu. Bu nasıl gol lan? Oğlum pozisyonu anlatacaktım da orta gelirken bir anlatayım dedim ama boşa çıkan kalecimiz topu yedi, golü yedi yani. Anlatamadım. Çok garip bir pozisyon oldu. Ben buralarda başlayacaktım anlatmaya. Ama dümdüz giden topta kalecimiz boşa çıktı. Ve topu ağlarımızda gördük. Manu Kone ile Atletico Madrid 1-0 öne geçti. Yani ben oradan dikine öyle bir ortayla ilk kez gol gördüm FIFA'da. Bu sezon diyeyim en azından. Daha önce görmüşüzdür de. O yüzden anlatma gereği de duymadım o kadar uzak bir frikiyi açıkçası. Oo, iki mi geliyor? Brahim'i vurdu. Donnarumma. Tekrardan Brahim aldı. İçeri çevirdi Felix. Atletico Madrid. Kaan Bellingham ikilisi aldı topu orada. Atletico Madrid iyi geliyor diyecektim. Kaan pasını verdi Jankovic'e. Jankovic de Kaan'ı oynadı. Kaan iki kişiden mükemmel sıyrıldı. Ceza sahasına da girdi. Kaan içeri çevirdi. Gakpo topu ağlarla buluşturdu. İkinci de atamasa hani ağzından kötü sözler çıkabilirdi. Neyse ki topu ağlarla buluşturdu. Barcelona'dan hızlı bir cevap geldi Atletico Madrid'e. Bu arada Gakpo da 16 gol atmış, yani bu gollerin çoğunu bizim içeri çevirmemizle attı. Bu sene cidden bayağı hem attık hem de attırdık. Şimdi Gakpo buluştu topla. Gakpo'nun vuruşu 2-1 oldu. Ardı ardına goller geliyor Gakpo'dan. Atletico Madrid iyi başladığı maçta bir anda 2-1 geriye düştü. Kaan sağ taraftan kaçan takım arkadaşını gördü, Sanchez'i. Sanchez basar mı basmadı, içeri çevirdi, üstten avut. Şimdi save out, uzaklardan vurdu Donnarumma. Çok güzel kurtardı bu sefer. Gakpo Kaan'a oynadı. Kaan geri bıraktı. Gakpo'dan bir aşırtma top istedik ama onu atamadı. Bellingham Gakpo paslaşması. Kaan orta istedi. Kaan aldı. Vur. Oy! Oblak. Kaan'dan çok şık kontrol, çok şık bir vuruş ama Oblak topu kornere çeldi. Bu sefer dışarıda bekledik. Bırak bana. Kaan aldı. Oğlum benim önümü, bizim takım arkadaşı, yani takım arkadaşı benim önümü kapıyor ya. Kaan vuruşunu yaptı. Oblak. İlyas Kaan'ı oynadı. Kaan bir adım daha atar mı, attı. Kaan rakip savunma araya girdi. Felipe. Tabii yorgunluk başladı bizde abi ilk yarıdan. Jankovic. İlyas'ı oynadı. İlyas geriye oynadı. Højbjerg. Harika pas. Oğlum bana niye dönüyorsun buradan ya? Vursana şu topa. Kaan. Verdi pasını Jankovic'e. Kaan'ın pasında Jankovic. Topu ağlarla buluşturdu. 3-1 oldu durum. İlk yarının son dakikalarında farkı 2'ye çıkardık Jankovic ile. Atletico Madrid'e böylelikle uğurluyoruz yavaştan. Onlar böyle bir 7. dakikada golü atınca havaya girdi de çok seri cevaplar verdik. Barcelona Atletico Madrid'i ilk yarıda 3-1'lik skorla soyunma odasına gönderdi. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıya Barcelona başlıyor. Delap sol tarafı gördü. Manu Kone'ye gönderdi. Manu Kone pasını verdi ortadan. Delap vurdu. Donnarumma. Kornere çeldi. Güzel bir şut çıkardı. Delap. Manu Kone. Seyvald'a gönderdi. Seyvald. Top kaybı. Højbjerg. Kaan'ı oynadı hemen. Kaan rakiplerinden sıyrılıyor. Kaan pasını. Hocam el var. Bırak bırak devam. Kaan aldı topu gitti. Kaan gidiyor. Vuruşunu yaptı. Harika bir gol daha. Tek başına Atletico Madrid savunmasının içinden geçti Kaan. O ne aldık gittik be. Orta sahada aldı işte. Çektiler. İndirmeye çalıştılar. Çalımlarımızı attık. Topu ağlarla buluşturduk.
Delap uzaklardan bir şut Donnarumma. İlyas'a gönderdim. İlyas savunma arkasına, Joao Felix'e güzel bir pas. Felix açıyı kaybetti. Oho. Oy, topuk pasını verdi. Top ağlarda. Bir an açıyı kaybetti dedik ama harika bir top çıkardı Felix. Delap topu ağlarla buluşturdu. Bayağı iyi gol attılar bu arada ya. Adam Allah ne verdiyse vurdu. 4-2 oldu durum. İlyas çıktı. Hocam sen yanlış değişiklikler yapıyorsun ya. Barcelona futbolcuların baskısı sonuç getirdi. Gakpo. Kaan vurdu. Oblak. İleride baskı yapıyoruz bu dakikalarda. Niye yapıyorsak ben de anlamadım. Normalde yapmamız gereken şeyleri 4-2 öndeyken yapıyoruz. Bir dakika uzatma eklendi, oynanmayan süre. O uzatma dakikası da biraz sonra bitecek derken uzatma da sona erdi. Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 4-2 yenmeyi başarıyor. Rahat bir maç çıkardık. Şampiyonluğumuz zaten garantilenmişti. Hani kupamızı verin de gidelim ya. Vallahi benim derdim Şampiyonlar Ligi artık. Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorum. Evet, son maçların ardından Atletico Bilbao'nun tabii bir maç eksiği var ama 29 puanlık bir farkımız var. Bir sonraki maçımız Valencia ile olacak. Bugün önce Bayern Münih'i ardından Juventus'a yedik. Hatta Şampiyonlar Ligi rakibimiz büyük ihtimal belli oldu ama ona baksak mı bakmasak mı aradayım. Finale sürpriz de olabilir o sizin için. Ama zaten finalde onunla ilgili bir thumbnail koyacağım için zaten belli olacak. Ne kadar sürpriz olur bilmiyorum. Kaan 35 maçta 36 gol atmış ligde. Hala gol krallığı bizde. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı da bizde. Evet arkadaşlar, geldik bir bölümün daha sonuna. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayınız. Sizce Kaan'ın kariyeri nasıldı? Genel hatlarıyla yorum atarsanız da çok sevinirim. Artık bir bölüm kaldı bitmesine bu kariyerin. Önümüzdeki bölümde Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Sezonun sonunu getireceğiz ve Ballon d'Or'a doğru gideceğiz. Bakalım Ballon d'Or'u kazanabilecek miyiz? Daha doğrusu simüle edeceğiz. Önümüzdeki bölümde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.